Aferin sana. Aferin. Yeni videodan herkese selamlar. Yine ağıl. Bu son 15 gündür, 20 gündür sürekli ağıldayız. Çünkü kuzulama dönemi. Koyunlarımız artık teker teker yavrulamaya başladı. Kimi 200, kimi 300, kimi tek. Bugün de sıra Güllü'deymiş. Güllü bugün bize bir erkek yavru yaptı. Geçen sene olduğu gibi. Geçen sene de bize bir erkek yavru yapmıştı tek. Bu yıl da yine tek ve erkek bir yavru daha yaptı. Her ikisinin de sağlığı yerinde. Yavru tek olduğu için kısmen ikizlere göre iri. Sağlıklı bir hayvan. Anne de sağlıklı. Yer sıkıntımızdan dolayı şu paletleri iplerle bağlayıp buraya bir bölme daha yaptım. Bir hayvanın yavrusuyla beraber rahat yaşayacağı bir alan burası. Yemini suyun önüne koyacağım ama ben bölme işlemlerine devam ediyorum. Çünkü burada bulunan koyunlarımız 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 tane de gebe. Bunlar da sırayla doğum yapacaklar. Son durum şöyle. 1, 2, 3, 4 ve 5 annemiz şimdiye kadar yavruladı. Burada bir erkek tek var. Burada 2 tane kız var. Bu güllü erkek. Orada bir erkek bir kız var. İkiz. Burada da bir tek erkek var. Geriye kalan da dediğim gibi 10 tane anne adayımız var. Burada 4-5 aylık kuzular var. Dişi bunlar. Orada da bir erkek 3 dişi var. Onlar da 6-7 aylık, 8 aylık. Şimdi ayıracağım ama nasıl ayıracağım bilmiyorum. Şöyle mi ayırsam? Şuraya da bir tane daha ayırayım en iyisi. Bir tane oraya ayırayım. Yani 2, 4, 6, 8. 8 anne. Yine yetmiyor. Muhtemelen buraya da yapacağım. Burayı da bölersem yetecek galiba. Şu ara boş kalacak. Araya da yaşı koçları alırım. Orayı bölerim. Evet, bence orası mantıklı. Koçlar bu arada olsun. Anne adaylarını böyle şöyle aralara alayım. Padoklar halinde. Bunları tabii hep burada tutmayacağım. Bunlar yaklaşık bir ay olduktan sonra anneler dışarı çıkacak. Yavrular burada kalacak. Yavruların hepsi burada bir yerde toplanacak. Kreş gibi düşünün. Kreş gibi olacak. Belirli saatlerde annelerini gelip emecekler. Onun dışında da yine otlarını ve kuzu büyütme yemlerini önlerine koyacağım. Çünkü geçen hafta doğan kuzular artık yem yemeye başladılar. Annelerinin yemlerini tırtıklıyorlar. Buradaki arkadaşlar da yoncalarını yiyorlar. Hava bugün kapalı. Yağmur yok, beklenti var sadece. Böyle doğumlar olunca keyfimiz yerine geliyor gerçekten. Mandalinalar artık sonda. Muhtemelen birkaç gün sonra mandalina olmayacak arkadaşlar. O yüzden mandalina siparişi vermek isteyenler ellerini çabuk tutarlarsa iyi olur. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde portakal satışımız da başlamış olacak. Portakal fiyatı ile ilgili de yine çok fazla bir fahiş fiyat olmayacak. Mandalina gibi kilosu 15 liraya, kargo dahil kapınıza teslim edilecek. Yani ilave bir kargo ücreti vesaire ödemeyeceksiniz. Kargo paketleme dahil kilogram fiyatı size 15 liraya gelecek. İlaçsız, gübresiz, kimyasal gübresiz, soğuk havaya girmemiş, soğuk hava deposuna girmemiş, dalından taze taze ya aynı gün içerisinde ya da maksimum bir gün sonra sizlere gönderilecek. Sizler de afiyetle yiyeceksiniz. Portakalda da paketler 10 kilogram olacak. Fakat isterseniz
10 kilogramın tamamını portakal olarak alabilirsiniz. İsterseniz portakal mandalina karışık olarak alabilirsiniz. İsterseniz de portakal limon olarak alabilirsiniz. Hatta şöyle de yapalım. Limon da ekleyelim. 3,5, 3,5, 3,5. Yani 3,5 kilo portakal, 3,5 kilo limon, 3,5 kilo mandalina olarak da bir paket koyayım. Dileyenler onu da alsınlar. Belki kimilerine 5 kilo da fazla gelebilir. En azından 3 kilo, 3,5 kilo portakal da, limon da, mandalina da fazla gelmez kimseye. Evet, durum bu. Bugün dediğim gibi yağmur beklentisi var. Pek çalışma olmayacak. Sadece koyunların padoklarını bölmeye devam edeceğim. Bir de tavuk siparişimiz var. Bir 8-10 tane tavuk kesip siparişler için temizleyip paketleyip göndereceğiz. Durum bu şimdilik. Şimdi kovamı aldım. Önce yumurta toplayacağım. Sonra da 15 tane tavuk keseceğim. Temizleyeceğiz, paketleyeceğiz. Pazartesi günü göndereceğiz. Ama önce yumurta toplamamız lazım. Şu yumurtaları bir toplayalım. Sonra da tavukları keselim. Tabii onların kesme, temizleme aşamalarını size göstermeyeceğim ama bitmiş hallerini, temizlenmiş ve pakete girmiş hallerinin size görüntüsünü çekeceğim birazdan. Kesilsin, temizlensin. Bakalım nasıl oluyormuş. Ya da nasıl paketlenip nasıl gönderiliyormuş. Onu da göstereyim size. Bu arkadaş kaçmış. Biraz yumurta topladım. İki tane firari tavuğumuz var. Tavukları çıkaracaktım ama gördüğünüz gibi her yer çamur. Hastalanmalarını istemiyorum, o yüzden tavukları çıkarmayacağım bugün. Bugün içeride takılsınlar. Biraz dinlensinler, uyusunlar. Yemlerini yiyip sularını içsinler, yumurtlasınlar. Yarın çıkartırım artık. Çünkü bu havada çıkartırsam şimdi yerler su ve soğuk. Tavuklar hasta olabilir. Evet. Şimdi birazdan şu yumurtaları bir kolilere boşaltayım. Ondan sonra 15 tane tavuk seçeceğim. Temizleyeceğiz. Pazartesi göndereceğiz. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım kızım. Kalk bakalım kızım. Hadi kalk. Kalk. Hayır, sen gelmeyeceksin. Hayır, hayır. Usundum. Bak, ben seni valla, döverim. Dövülmez kızım, dövülmez. Uyduk tatlısı değil mi? Bak, 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 bak. Annesini emiyor, bak, bak. Zeynep. Evet kızım, çok tatlı bu. Ay, çok tatlı. Baba, efendim, yoksa kızım? Kuşlar buradan atlarsa... Atlayamaz ki, bak orayı yüksek yaptık. Görüyor musun kızım, bak yavrusuna bak, ne kadar güzel. Ama bu ağaç büyüdü bak. Hadi sen kuzuyu sevmek ister misin biraz? Evet. Gel bakalım, gel bakalım. Hadi sev bakalım kızım. Bir şey olmaz. Zeynep bak, annesi yavrusunu koruyor, bak bak. Zeynep. Zeynep kuzuya bak, kuzuya. Hadi kuzuyu sev. Hadi çök yere, çök yere. Evet. Çok tatlı. He? Çok tatlı. Evet, çok tatlı. Bak, bak, bak. Ay, ay, ay. Ayağını yere vuruyor. Diyor ki, yavrumu, yavrumu sevmeyin fazla diyor. Gördün mü kızım? Geliyor baba, geliyor, geliyor. Tavuk işine ara verip biraz Zeyno'yu kuzuların yanına getirdim. Çok istedi.
baba yeni doğan kuzuyu göreceğim diye. Değil mi kızım? Baba. Ne istiyor? Baba. Kapı kapalı. Gelemez kızım sen. Sen yavruyu sevebilirsin. Sen yavruyu sev. Sen sev onu, sev. Boş ver, o gelemez. Annesine ver otu. Güllü al. Baba bu güllü mü? Evet, o güllü. Peki bu? Onun adı yok. Ne olsun adı? Onun adı erkek olsun. Ama o zaten erkek. Bir isim bulalım ona. Kız olsun. Kız olamaz çünkü o kız değil, o erkek kızım. Güllü olsun. O güllü annesinin adı. O zaman... Bella olsun. Ne olsun? Bella. Bella. Tamam Bella, ama kız adı o. Erkek ismi koyman lazım ona kızım. Aa, bak. Evet. Bak. Hayır hayır, yapma öyle, yapma, korkar o. Çok tatlılar. Bu yıkıyorum ben sana, sen acıktın mı? Korktum. Ben ona yemek vereceğim. Bak bak ki. bunların isimleri hangileri? Bak şimdi. Şimdi. Arkadaşlar, bir takipçimiz bu iki kızın ismini Meral, şu esmer olan Meral, diğeri de Seval. İkizler isimleri Meral ve Seval oldu. Bir takipçimizin önerisiyle, isteğiyle. Alacalı olan, yani kahverengili, siyahlı beyazlı olan Meral, beyaz olan da Seval. Bu ikisi de dişi. O yüzden isimlerini Meral ve Seval koyduk. Sizin de koyunlarla ilgili isim düşünceniz varsa, sizin tercih ettiğiniz isimlerden koyabiliriz. Dolayısıyla bu Meral, bu da Seval oldu. Bu yeni doğan kuzuya Zeyno isim verecek. Zeyno, sen ona isim ver, tamam mı? Burada bir erkek, bir dişi kuzumuz var. Bunlara da isim koyabilirsiniz. Burada bir tek yavrumuz var, erkek. Ona isim koyabilirsiniz. Bir de arkadaki yavruya erkek isim koyabilirsiniz. Ama Zeynep olmaz. Zeynep kız ismi. Bu erkek. Ben buna bir Zeynep koyacağım. Tamam. Kıyamam ben. Gel, annesini emecek, gel. Gel. Kıyamam ben seni, sen acıktın mı? Ucuk ucuk ucuk. Acıkmış mı babacığım? Baba, ben kuzuları çok severim. Çok mu seviyorsun kuzuları? Evet. Artık ben kuzulardan korkmuyorum. Büyük kuzulardan korkmuyorum. Küçük kuzulardan korkmuyorum. Aferin sana bir tanem. Sen büyüdün çünkü. Bak, artık büyük kuzulardan korkmuyorum. Aferin bir taneme. Bak, annesini emmeye çalışıyor. Evet. Hem de ayaklarınız. Bunlar da meraklılar, gelip buradan bakıyorlar. Ne var, ne istiyorsunuz? Gidin. Baba, yardım et. Beni baba. Hadi gel gidelim, rahatsız etmeyelim, hadi gel. Baba. Gel gidelim kızım. Efendim bebeğim. Ben siyah da bakacağım. Siyah annesinin yanında. Ama ben de... Ne kadar güzel sevdin sen öyle. Hadi gidebiliriz artık, değil mi? Hadi bakalım. Zeyno ile kuzuyu sevdikten sonra da artık işlerimize dönebiliriz. Zeyno da oyununa geri dönsün. Çok istedi kuzuyu sevmeyi, o yüzden onu getirdim. Şimdi ben tavukları kestim. Tavuklar temizleniyor şu an. Ama inanılmaz meşakkatli var ya, yani insan yaptığını yapacağına pişman oluyor. Kesmesi neyse de
onların yolunması, içlerinin temizlenmesi, dondurulması vesaire hakikaten büyük zahmet. Ama neyse ki sağ olsun hanım yapıyor. Şimdi o temizliyor. Onlar bir poşetlerine konulsun. Onları da size göstereceğim. Sonra da koyunların, kuzuların, tavukların yemlerini, sularını kontrol edip günü bitireceğiz. Değil mi Zeynep? Hı hı. Sen kuzuyu çok mu sevdin? Baba bak boz geliyor. Boz yaramaz zaten ya. Boz. Hayır boz. Boz. Zeyno korkma kızım, o sana bir şey yapmaz. Korkma kızım, boz sana bir şey yapamaz ki. Zeyno. Sen kuzuyu çok mu sevdin? Hadi bakalım. Hadi bakalım kızım. Aferin kızım ha. Hadi bakalım. Sen Goldie. 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 Peynir. Peynir. Evet. Tavuklarımız kesildi. Temizlendi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tanesini tartalım. 1300 1100 1400 1300. Yani şöyle diyebiliriz. 1200 ile 1400 arasında, 1500 arasında neredeyse kilogram ağırlıkları. Ama siz bunu alırken marketten, kasaptan aldığınız tavukla kıyaslamayın. Asla ama asla etleri onlar kadar fazla olmayacaktır. Çünkü marketten, kasaptan, şarküteriden aldığınız tavuklar 2 kilonun altına düşmezler. 2 kilo, 2,5 kilo, 2,800, 3 kiloya kadar tavuklar var. Çünkü besi yemiyle kümeslerde, büyük kümeslerde, çadırlarda yapılıyor tavuklar, üretiliyor. Ama bizimkiler akşama kadar dışarıda geziyorlar, doğal yemlerini yiyorlar, ot, çöp, yani evde atıklarımız, onlarla besleniyorlar. Dolayısıyla tabii bir de ırkının da özelliği var. Tabii dolayısıyla bizim tavuklarımız asla o kilogramlara ulaşamaz. Ulaşırsa bir sıkıntı var demektir zaten. Bir de yediğiniz kasaptan, şarküteriden, marketten aldığınız tavuklar tavuk değil, onlar civciv, 45 günlük civciv. Bizim 45 günlük civcivlerimiz 300 gram falan geliyor. Yani onunla kıyaslayacaksanız bence civcivlerle kıyaslayın. 45 günlük civciv 2,5-3 kilolara ulaşıyor. Hormonlarla, yiyeceklerle vesaire. Ama bizim tavuklarımız, bu tavuklar 1 yaşında. Yani 8-9 aylık 1 yaşında tavuklar. Gördünüz siz de 1300 gram, 1200 gram, 1100 gram, 1400 gram dolaylarında. Dediğim gibi asla market tavuklarıyla, kasap tavuklarıyla kıyaslamayın, çiftlik tavuklarıyla. Şunu kıyaslayın bence, lezzetini, tadını, o pilavına kattığınız suyunu ya da çorbanıza kattığınız suyunu kıyaslarsanız yüzlerce kat daha lezzetli olduğunun garantisini verebilirim. Ama et ağırlığı konusunda onların yarısı kadar arkadaşlar. Bunları şimdi dip frize atacağız, donduracağız. Sipariş olanlar var, bir de iki kutuda, yani 6 tane de fazladan yaptım ki isteyen olur, işlerimiz yoğun. Bir de tavuk kesmeli, temizlemeyle uğraşmayalım diye 2 kutuda yedekte bıraktım. Bunları yarın sabah isteyenlere, sipariş edenlere göndereceğiz. Afiyetle yesinler inşallah. Paketleri bu şekilde yapıp gönderiyoruz. Özel yaptırdığımız köpük kutular, bunları, tavukları dondurduktan sonra bunların içine koyup gönderiyoruz. Hatta dilerseniz bunun yanına bir de nar suyu isteyebilirsiniz. Çünkü bir nar suyu içinde yer var. Hatta şöyle yapabilirsiniz. 3 tavuk fazla gelir derseniz 2 tavuk 2 nar suyu siparişi de verebilirsiniz. 3 tavuk siparişi de verebilirsiniz. Veya 1 tavuk 3 nar suyu 2 nar suyu siparişi de verebilirsiniz. Dilediğiniz gibi paketleyip size gönderebilirim. Dediğim gibi 3 tavuk 1 nar suyu, 2 tavuk 1 nar suyu, 2 nar suyu veya 1 tavuk 2 nar suyu, 3 nar suyu. Bu tercihleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de kapağını kapatıp güzelce paketleyip sizlere gönderiyoruz.
Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna geldik. Hava kararmak üzere, bir sürü işimiz vardı, onları hallettik. Ama tabii hepsini de video çekemiyorum artık. Çünkü koyunlarla uğraşmak zaten başlı başına yorucu bir iş. Özellikle bu son dönemler biliyorsunuz kuzulamalar hızlandı. Her gün neredeyse 2 günde bir kuzulama oluyor. Dolayısıyla onlarla uğraşmak, yerlerini hazırlamak, yemleriyle, sularıyla problemli oluyor. Bazen emmiyor onlarla derken bütün günümüz öyle geçiyor. Bu arada narenciye var. Bugünden itibaren şu anda satış mağazamızda portakalı da bulacaksınız. Portakal, mandalina, limon, bunların toplanması, kasalanması, paketlenmesi, kargoya taşınması vesaire ciddi işler. Yani akşama kadar koşturmayla geçiyor günümüz diyelim. Fazla da lafı uzatmayalım. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz, bize destek olmak için abone olarak bildirim zilini açarsanız, videolara beğeni atarsanız, yorumlarınızı yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Zeyno'ya sallar mısın? Ay kurban olurum sana.